Teorisi'nin 158. bölümünden sizlere merhaba. Bugün Çağrı ile birlikteyiz. Merhaba, merhaba. Çağrı. Evet Çağrı uzun süredir katılmıyordu. Bugün de onunla denk gelmiş olduk ve kendisi de bize aslında bir konu var ki o konuyu en iyi anlatabilecek kişi. O da şu sadece Türkiye'de değil Avrupa'da bile çok hızlı yayılan bir yalan mevzu oldu geçti bir zamanlarda. O da şu Finlandiya'da çalışma işte günleri dörde düşürülecek. Yeni işte Finlandiya başbakanı ablamız böyle bir kıyak yapacak şeklinde bir haber vardı ve bu böyle yayıldı. Çağrı bu yayılma sürecinde ya durum ben Finlandiya'dayım ama benim haberim yok gibi bir durumdaydı. Bu süreci kendisinden biraz anlatmasını isteyeceğiz. Biraz da baktı galiba konunlu çok içine girdin Twitter'da herkes sana. Evet izlenmiş. bana Nasıl ilk başta daha işte? haber çıkar çıkmaz ben beni şeyden uyardılar. bir Türkçe bir neydi o Twitter hesabı? yazmış diyor ki işte Finland haber de direkt böyle başlıyor haber değil de tweet. Finlandiya 4 günlük şey neydi o iş mesai sistemine geçiyor falan gibi yani bu kadar kesin başlıyor. Ondan sonra diyor ki işte ya, Finlandiya resmi gazetesi ha, ya ya gibi gibi. yani gerçekten. <laughs> o, ya bir dakika yani böyle bir şey olsa zaten daha önceden bir kere haberimin olması lazım. Fince biliyorum. Fince gazeteyi fince okuyorum ben. Ondan sonra yani finca haber gazeteler Türkçe gazetelerden çok daha iyi onu söyleyeyim. Bunu belki tahmin edebilirdiniz birçoğunuz ama. E... Yani evet tahmin ederdik ama bu arada mesela mesela diye de sonrasın gelmedi değil. Neyi? Hesingin. Yani fark o fark ne? Daha iyi derken. Çok içerik var ve daha güzel ciddiğer, var. daha iyi yapıyorlar. Evet, ediyorlar. Daha iyi haberler var. Haberler geniş. E... Yorumlar da çok geniş. Yani gazeti ben çok gazete çok pahalı bu arada. Yani baydan alırsan böyle iki buçuk üç euro falan, 4 euro hatta. Ee, abone herkes abone oluyor, o yüzden abonelikle işliyor. Ee, geliyor gazete mesela hafta sonu. Şey yapamıyorum yani, o oh, bitiremiyorum ben. Sadece hafta sonu geliyor bana basılı olarak. Hafta içi internetten takip ediyorum. Ee, yani bitiremiyorum. Bir ara saklıyordum bu. Hani şu sayfaları bir daha şey okurum diye. Sonunda yığılmaya başladı evde. Attım hepsini sonunda. Yani yani o kadar <laughs> çok okunacak şey var ki gazetede. Finlandiya'da. Ee, sonunda at, atmak be, zorunda. Eskiden Türkiye'de de öyle oluyordu. oluyordu ya, şimdi yok sadece. Mata. Her neyse. Evet. Diyorum ki kendi kendime. Yani böyle bir şey olsa kesin haberim olurdu. Fince, gazetelerde yani bunu böyle kenarda köşede kalması da mümkün değil. Yani haftada 5 günden 4 güne geçeceksin. şey Bu gazetelerde sür manşet olmayacak. Zaten... ...çok da itiraz gelmesi lazım aslında böyle bir şeye. Ee, hatta sür manşet değil... ...manşet olması lazım herhalde. Yani e, sürekli bir şey olması lazım. Yani çok büyük infial olması lazım... ...Finlandiya'da bu konuyla ilgili. Her, tabii, tabii tabii. Yani öyle bir şey olmadığı için hatta... Ya, bu, ...bu konuyu hemen... ...işte birileri tabii kopyala yapıştır şeklinde... ...işte gazeteciler hemen yazmaya başladı. Ee, ondan sonra... ...bir profesör yazdı... ...hatta ben yazdım işte... O da cevaben New York Times'tan bir makale gösterdi ama bu arada New York Times'ın gösterdiği makalesi iki yıl önce yazılmış ve içinde Finlandiya kelimesi de geçmiyor bu arada. Neyse <laughs> o. Allah Allah evet. ya, ee, yani şey, profesör İngilizce bilmiyor. Ne bilmiyor, bilmiyor yani veya umursamıyor ne referans gösterdiği. Evet okumadan gönderdi bir iki seçme kelime gördü oradan. Hı hı. Sonra <laughs> e, neyse yavaş yavaş bunun e, şeyi ortaya çıkmaya başladı. Zaten o sırada. Türkiye'deki bütün ya gazeteler ya haber siteleri hepsinin tweetleri düşüyor. Bana da sürekli soruluyor. Doğru mu bu hocam? Doğru mu bu hocam? Ben de tabii o emin olayım diye <laughs> açtım gazeteyi tekrar te tekrar bakıyorum diyorum ki yani zaten bunun en büyük haber olması lazım ki değil. Ee, gene de kenarda köşede kalmışlara baktım. Sonra ha, benim İngilizce fincem mi yetmiyor acaba anlam. diye açıp İngilizcelerine de baktım. Yok tabii. Ee, neyse Kimseye de anlatamadık. Yani ben Finlandiya'dayım böyle bir şey yok diyorum. Ama tabi devam ediyor. O tweetlerde tabi çok ilgi görüyor, etkileşim oluyor. Kimse onu silmek istemiyor bence. Ee, ya ya tabii silen tabii. tek bir kurum var. Onu söyleyeyim yalnız. T24. Yani bu böyle bir şey yok. Hmm. yani Haberim yok dedim. Sildiler. Yani bana göre misiller, bir mi sildiler? Daha bilmiyorum. Onları takdir edemiyoruz. Sadece seni referans aldılar o ayrı He. mesele ama gene de silmek burada takdir edilesi bir davranış yani. Neyse ilerledikçe e, İskoç gazeteci var Finlandiya'da. E, yabancı basına iş yapıyor buradan. Bir yandan da İngilizce Finlandiya sitesi, e, Fin Haberleri sitesi News Now Finland diye bir site de yazıyor. O sonunda derlemiş. Tabi bakmışlar ki bu aslında Orada ortaya çıktı sadece Türkiye'de değil Avrupa çapında yayılıyor bu, bu haber. Ee, İngiltere basınında da çıktı, The Guardian'da çıktı, Mail'de zaten çıktı The, Mail, The Daily Mail. Çünkü onlar her yalan haberi basma konusunda çok iddialı. Evet aynen Daily Mail'ı ben genelde yalan ufo haberlerinden aynen. bilirim. Aynen öyle yani. Ee, neyse o David McDougall, İskoçça olduğu için biraz zorlanıyorum söylemeyi onun haberi News Now Finland sitesinde yayınlandı. Oturmuş bu nereden çıktı diye bakmış. E, onun Türkçesini de Jorno.com.tr diye bir site var. E, gazetecikle ilgili şeyler, yazılar yayınlayan. Onlar ya tercüme ettiler ya neredeyse tercüme ettiler. İsteyenler oradan Türkçesini okuyabilir. Gerçekte ne olduğunu şimdi anlatayım. Şimdi bugün kısa zaman önce Finlandiya'da hükümet değişti. Daha doğrusu başbakan değişti. Hükümet büyük oranda aynı kaldı. Başbakan bir skandal nedeniyle hükümet dışı kaldı. Onun yerine de ulaştırma bakanı olan Sanna Marin geçti. Hatta çok her yerde tartışıldı işte dünyanın en genç başbakanı şu an falan diye. Ee, üstelik işte Finlandiya hükümetini de daha doğrusu kabinesinin 5 partisinin. Koalisyon, beş koalisyon partisinin beşinin de başında şu an kadın var diye çok çok anlatıldı. Ee, neyse şimdi tabii onun... Ee, geçmişte söylediklerine falan bakarken herhalde e, daha Ağustos bu ay, Ağustos ayında San Marino'nun partisini 120. yılını kutlarken e, Turku şehrinde bir konferansta kutlanırken e, demiş ki bizim e, bu çalışma saatlerine ne biraz esneklik getirmemiz lazım mesela ya ya yani şey değil e, ikisi birden değil ya günde 6 saat olsun ya da Haftada dört gün olsun. Yani şimdi şey diyorlar ya, günde gönlünden geçeni söylüyor yani hedeflerinden birini söylüyor ha. ama da bir iki olasılık olarak ha, Diyor yani. ki yani ama toplam çalışma saatlerini azaltmaya çalışmıyor aslında. Onu önermiyor diyor ki acaba haftanın dört günü o top o kadar çalışsak beşinci günde hani beşinci günü de tatil yapsak böylece hafta sonu üç gün olsa aynı miktarda çalışsak ama onu dört güne sığdırsak veya her gün daha az çalışsak, e, akşamları daha çok aileyle ailemizle sevdiklerimizle vakit geçirsek, bunlar insanların verimliliğini de artırabilir mi acaba diyor. Yani sadece hani herkes daha az, az iş yapsın demiyor. Aynı şeyi, aynı verimliliği bu şekilde bir çalışma sistemiyle de alabilir miyiz diye soruyor ve bunu da e, daha sonra da tweetliyor ve açık tweetinde de açıkça söylüyor. Yani bu e, benim görüşüm ve yani ayrı ayrı ya 6 saat ya 4 gün. İkisi birden değil. Ama bizim bizim medyada Avrupa birçok Avrupa basınında olduğu gibi bunu hem 4 saat hem haftada 4 gün hem 6, günde 6 saat olarak yansıtıyorlar. Hani haftada 24 saat çalışacaksın bitecek. Finlandiya'da şu anda 37.5 saat haftalık iş. Hmm. Haftalık mesai. Neyse bu nasıl Zvanadan çıkıyor peki bu haber İşte önce bir e, Avusturyalı internet sitesi bunu olduğu gibi aktarmış ama daha sonra İngiltere şey Brüksel merkezi New Europe diye bir site de e, bir haber var ve bu haber aslına bakarsan teknik olarak yanlış değil ama öyle bir yazılmış ki ya isteyerek ya da bilmeden yanlış yönlendiriyor haber yalan değil diyor ki mesela Finlandiya'da başbakan seçilen Sanna Marin 6 işte 6 saatlik 4 gün 4 günlük haftalık mesai önerdi gibi bir şey söylüyor ama hani şu an önerdi yeni önerdi iş başına geldi de önerdi de demiyor. Yani teknik olarak yalan söylemiş de olmuyor. Belki de ona özen gösterdiler. Ağustos'ta söylemiş olduğu şeyi Ağustos'ta olduğunu vurgulamadığı için biraz yanlış önlendirmiş oluyor. Yani yalan değilse de eksik haber en azından. E, ref hiçbir referans yok. Yani bunları nerede söyledi doğru dürüst an anlayamıyorsun. Ama oradan e, dünyanın geri kalan basını onu alıyor ve e, bu anlatılan haber ortaya çıkıyor. Yani Füsun haberin işte Finlandiya'da mesai saatlerini azaltmaya çalışıyor. Herkes daha az çalışsın dedi diye Ha, yani zaten ortada kesin bir karar olmadığı gibi bunu da yanlış aktarıyorlar. Yanlış aktarıyorlar. Zaten Finlandiya'da şimdi dediğim gibi koalisyonun 5 partisi var. Bunların ikisi Merkez Sağ Parti. Yani şimdi sol partilerin Merkez Sağ Partileri böyle bir şey konusunda ikna etmeleri zaten mümkün değil. Zaten böyle bir şey hükümet programında yok. Yani dedim ya bu hükümet yeni kuruldu gibi gelebilir ama aslında önceki koalisyon hükümetinin bir devamıydı. Sadece başbakan değişti. Dolayısıyla aynı hükümet programı dev, de, devam ediyor. Dolayısıyla o hükümet programında öyle bir şey olmadığı için bu hükümet programında da yok. Ee, öyle bir şey eklemek çalışırsa bütün öteki partileri ikna etmesi lazım. Ya tabii orada öyle o işler bir, bir kişinin ağzından çıkmasıyla talimatıyla olmuyor. Olmuyor yani, yani bayağı. <laughs> Sistem öyle değil yani. Değil. Yani daha önceki hükümet döneminde hatta başbakan bir keresinde partileri ikna edebilmek için ben hatırlıyorum istifa mektubuna cebine koyup Cumhurbaşkanına gidiyordu. Sonun yani son olarak bunu kabul etmezseniz hükümet düşecek dedi. Adamı yoldan döndürdüler sonunda kabul ettiler. Yani adamı adam koalisyon ortaklarını e, ancak istif gerçekten çok ciddi bir istifa tehdidiyle ikna edebilmişti. Kendi istediği şeye. E şimdi zaten o iş çok boyutlu bir şey yani çalışma saatini azaltıyorsun ama işverenler sanayi buna hazır mı ya da bu gerçekten verimi arttıracak mı arttırmayacak mı yani şimdi ben hani herhangi bir görüşün taraftarı olarak söylemiyorum bunu işte bu ancak çok sesli demokrasilerde herkes farklı işin bir farklı ucundan tutup orayla ilgili argümanları ortaya koyacak tabii ki. O yüzden evet ikna etmen lazım. İkna etmen lazım. Yani hani koalisyonlar vakit kaybettiriyor işte o kriz yaratıyor falan filan meselesi hani değil. Türkiye'de çok sık gündeme geliyor da o iş öyle değil zaten. O demokrasinin olayı o. uzlaşma kültürüdür demokrasi evet. yani. Bir de bu çok ufak bir şey değil Tevfik. Şimdi bak sen bu işlerden daha iyi anlıyorsun yanlışım varsa söyle. Şimdi diyelim ki haftalık benim haftalık mesaimin karşılığı 100 lira. Tamam mı? Evet. E, bu gün 4 haftada 4 güne düşse ki... 6 saati saymıyorum. Haftada 4 gün gitsem demek ki yevmiyem yani günlük ücretim 25 lira olacak. Şimdi beni Ya o şimdi çalışma saatine göre hesaplandığı için adam saatin adam hani adam saat deniyor şimdi buna da ehril dil olmasın da yani insan saatin e, hala aynıya gelmiş olacak. Ha, diyelim ki insan saat aynı olacak ama bu sefer cuma tatil olduğu için cumaları benim e, Finlandiya'da bir, bir buçuk kat e, şeyle yevmiyeyle çalışma hakkım var saat başına. Dolayısıyla mesela Finlandiya şey, Finlandiya'da cuma günü çalışan insanın maliyeti 20 lira yerine 30 lira olmuş olacak. Ha tabii. Şimdi fazla mesai diyeceksin ki yapmayı veririz ama o iş öyle değil. Çünkü tüm Avrupa 4 güne geçmediği sürece mesela sen Almanya ile iş yapan Finlandiyalı bir tüccarsın diyelim. Evet. E, Alman diyecek ki ben cuma günü göndereceğim evrakı. Hı. cuma adam çalıştıracaksın o zaman. Evet. Ama yani o, haliyle o maliyeti o bana kalmayacak. yükselecek. Aa, biz cuma tatiliz canımla olmayacak yani maliyet yükselecek aynen öyle. Yani bu ama tabii, burada lazım. maliyetini düşünüyoruz. Öte yandan işçinin refahı artacak diye de düşünebiliriz. İşte hani demokrasinin olayı bu zaten. Ya işte birilerin gelip yani tartışması orada... gerekiyor. Başbakan açıkladı ha. diye bir şey yok yani. Aynen. Ve bunu aynen. gerçekten e, iş çevrelerini kabul etmesi kolay değil. Geçen sefer e, Finlandiya'da biz rekabeti artıracağız diye şeyi herkesin çalışma yani herkesin mesaisini yüzde beş artıracakları zaman yurt çapında grev oldu. Hadi ya. Tabii yüzde beş. Yüzde beş. Şimdi hiç. mesela benim benim mesaim akademisyen olduğum için yıllık hesaplanıyor. 2400 saat de. Sonra ne oldu? 2416 saat oldu şimdi mesela. Öyle bir yüzde beş mi diyor tam bilmiyorum şimdi ama 2416 saat oldu. Yani bana yıllık olarak 16 saat eklediler. %2. Ne yüzde ya? Abi resmen hesaplayamıyorum. Hesaplamıyorum çünkü şey, şey, <laughs> neyse ama yani herkesin. <laughs> Vallahi hesaplayacağım abi. 16 bölü 2400. Abi baya abi yüzdelik dilime bile girmiyor ya. Ne? Ya yani benim yüzde, böyle bir şey arttı 6 artmış yani. Sen de Allah aşkına ya. Bunun için grev, grev mi yaptın Şimdi ya? bak mesela gerçek haberi söyleyeyim. Ee, bu hafta e, sendikalar grev kararı aldı. Çünkü diyorlar eskiden o yüzde beşlik e, o artışı şeyler kötü endüstrisinde geri alsınlar yoksa biz e, greve gidiyoruz diye ka grev kararı aldılar de biz o geri almayacağız dediler yani zaten kanuni hakkı işverenin çünkü o zaman hükümet kanun çıkardı bunu geçirmek için hmm. ama işveren diyor ki biz hayır geri adım atmayacağız kanuni hakkımızı kullanacağız herkes o yüzde beş fazlasını çalışacak diyor ve şimdi oldu. E, o yüzden anlaşın nerede sağlandı yani henüz sağlanamadı greve gidiyorlar o yüzden ha hala öyle. <laughs> evet Peki sence dış mihrakların işi olamaz mı? <laughs> Finlandiya kağıt endüstrisini kıskanan. Çinler, Çinliler. Mesela Çinliler yani Çinliler burada iş, işçiler de muhtemelen Finlandiya vatan ya <laughs> <laughs> yani burada abi o grev grev işleri böyle yorumlanıyor yani o yüzden. Unutmuşsundur diye bir hatırlatayım dedim. Gazete okumadığım için. Valla eskiden bu arada hakikaten dediğin gibi ben çok eskiden hürriyet hürriyetken <laughs> Pazar günü bir hürriyet alırdın abi. O bitmezdi. Nereden biliyorum? Hani ben pazar günleri işte Afyon'da yatılı okurken Eskişehir'den Afyon'a dönüyordum. İstanbul'da okurken yine Eskişehir'e geldiysen, pazar günleri Eskişehir'den İstanbul'a dönüyordum. Hı hı. O otobüs yolculuğunun en güzel yanıydı zaten. Ha, gazete okumak. Bir pazar gazetesi alırsın abi. Tamam mı? O yol boyunca bitmez. Yalnız gazeteyi çok açarsan yandaki yolcu rahatsız olurdu. Ya ben o yüzden ikiye katlama sistemini gerçekten... Ha evet ben de katlama teknikleri ha. bulmuştum. ya. <laughs> Biz bir süre sonra yandaki yolcu da göz ucuyla okuyor. O da şikayetçi oldu. <laughs> <laughs> gazetesi yoksa. ikinizin de gazetesi varsa büyük sıkıntı ama yani. <laughs> evet. Valla eski günleri de andık. Dur şuradan bir ses yapayım. Kullandığımız programın avantajını kullanayım. Bir dakika abi. <gülüyor> <gülüyor> Biraz sinir olacağım ama. Çok Amerikan eski tarzı Türkiye oldu. Türkiye'ye analım. <laughs> Evet abi neyse bu Finlandiya mevzunu o zaman geçelim. Neyse bu yani yalan haberin ne kadar kolay yayılabildiğini böylelikle gözlerimle, kulaklarımla görmüş oldum veya yani kulaklarımla göremem. Neyse tecrübe evet. etmiş oldum. Doğru, doğru. Bu da böyle bir anımdır deyip kapatabilirim. Tamamdır abi. O zaman yeni konumuza <laughs> geçelim. Şimdi bu konumuz şöyle biz daha önce bunu Kübra ile neler olmuş da küçük bir haber olarak geçmiştik. Hı hı. Ama konunun tam da uzmanı diyebileceğimiz kişi Çağrı olduğu için ta o zaman da bir gün bu mevzuyu konuşalım çünkü heyecanlı bir mevzu diye ee, onunla sözleşmiştik. Ee, neler olmuşu dinleyenler hatırlayacaktır. Ee, bir E. coli bakterisini laboratuvarda karbondioksitten kemosentez yapabilir hale getirmişlerdi. Evet. Aferin. Ee, yani kendi besinede. Efendim? Aferin onlara. Ha, değil mi? <laughs> Bravo yani. Ben de bana da zannettim de da olsun. Ben de doğru ifade ettim diye gururlanıyordum. <laughs> tamam. O da olur. <laughs> Çünkü kemozentes kelimesi haberde geçmiyordu onu ben yorumladım. Makalede şey, geçiyor. Yani, makaleye baktım. Makalede geçiyor. Ay yani. süper. Makaleyi okumuş olman iyi. Biz haberin detaylarını ufak çaktırmıştık ama şimdi tabii bazı sorularım var. O soruları da böylelikle sana iletme şansı bulayım. Ee, şöyle. şöyle Burada beni heyecanlandıran şey şu oldu Çağrı. Önce biraz haberden bahsedelim. Yani burada E. coli bakterisini ototrof hale getirmişler. Çok iyi ama bu doğrudan doğruya da bir mühendislik olarak yapmamışlar. Ee, bazı mekanizmalar kendiliğinden evrilmiş. Evet. Bu oldukça heyecan verici bir şeydi. Aslında biz bunu ee, istersen açık bilimde Hı -hı. daha önce böyle bir şey yazmıştık. Hatırlar mısın bilmiyorum. Ee, ha, evet. 4-5 sene önce bana da Betül Kaçer çok yardım etmişti onu anlamam için. Onu da, onu da burada anayım. laboratuvar ortamında gene kolibasiline evrimleştirmişler evrimleştirmişlerdi. Neden kolibasili? Çünkü kolibasili bir bakteri olduğu için çok çabuk üreyebiliyor. Çok çabuk bölünebiliyor laboratuvarda. Birçok yapısal mekanizmasını da iyi biliyoruz. Eskiden beri çok çalışılmış olan bir bakteri. Bütün biyokimyasal reaksiyonlarını biliyoruz. E, yani laboratuvarda koyuyorsun sürekli olarak bölünüyor. Daha sonra mesela e, e, diyelim ki 500 bölünmede bir e, o bir kısmını donduranlar var mesela. Onu ne yapıyor sonra analiz edebiliyor tekrar sonra geri gidiyor. Mesela Amerika'da Richard Lenski var meşhur e, evrim deneyi var. 30 veya belki de 40 yaşını artık doldurmuştur o deney. Yani 40 yıldır aynı bak bakteriyi alıyorlar e, laboratuvarda Geçirmek denir ona hep yani e, bakteriye şey seveceği bir ortama koyuyorsun kültür, ortamı. kültür ortamına koyuyorsun e, o kitaplarla filmlerle <gülüyor> <gülüyor> ben bu espriyi yapacaktım <laughs> kendini geliştiriyor neyse e, kültürleniyor yani, kültürleniyor. yani giderek şey yapıyor ama bir noktada artık o kadar çok çoğalıyor ki orada tabii ki o ortam ona yetmiyor ne yapıyorlar onun bir kısmını alıyorlar. Sonra yeni bir ortama koyuyorlar. Yeni bir ortama gir girince bir şaşalıyor. <laughs> Yok şaşalamıyor ama çünkü aynı ortam. <laughs> Tekrar çoğalmaya başlıyor da. Tabii her çoğalması sırasında DNA'da tabii ki bir takım e, mutasyonlar meydana geliyor. Bu kadar çok çoğaldığı zaman mutasyon sayısı da çok. E, ondan sonra o mutasyonların bir kısmı ne yapıyor? İşte seçiliyor. Yani on bir kısmının hiçbir etkisi yok. Bir kısmının çok az bir etkisi var. Bir kısmının çok az olumlu etkisi var. Bir kısmının çok az olumsuz etkisi var. Veya çok nadiren çok kötü bir etkisi olabilir veya çok çok iyi bir etkisi olabilir. Evet. Bunlar... Vallahi şu yalnız ironiye bakar mısın? Yani bakteriyi insan gibi üretiyorlar. İnsan gibi... Yürüyor, o gibi. yer onlara sığmıyor, başka bir yere göç etmiş oluyor ve orada üremeye devam ediyor. Yo yo, başka bir yere göç etmiyor. Yani o... Or... Yok yok, göç etmiyor da hani sen onu e, sürekli üremeyi nasıl sağlayabiliyorsun işte abi? Bir süre sonra ortamını doldurduğu için başka bir yere geçirerek. Başka bir yere geçirerek. Sonra ne ha, oluyor? 500... Insan gibi işte. İşte mesela günde bu birkaç tane birkaç nesil gidiyor böyle. Ee, sonra ne yapıyorlar işte? Her 500. nesilde öyle bir Eee hani bir kısmını alıyorlar gerisini atıyorlar diye. atmak yerine onu eksi 80 derecelik bir dondurucuya koyuyorlar ve bunu 40 yıldır yapıyorlar şimdi mesela o Vay be. bakterinin evrilmesine baktıkları zaman ilginç bir şey buluyorlarsa sonra arşivlerine gidiyorlar her 500 500 nesilde bir neler meydana gelmiş onları analiz ediyorlar mesela Bur buraya nasıl gelinmiş yani deney bir yandan ileriye yönelik bir deney, deney ama aynı zamanda geriye dönüp ne evet, olduğuna bakabiliyorlar Hı -hı. Yani ama bu bu deney o deney değil ee, geçen işte 4-5 sene olmuştur ben onu yazalı orada da ne yapıyorlardı bakteri alıyorlar e, radyoaktif ışımanın olduğu bir ortama koyuyorlar e, sürekli olarak evrilmesini sağlıyorlar hani Nietzsche ne demiş beni öldürmeyen şey geliştirir demiş ya. Mesela, <laughs> evet, ha, yani evet. çok öldürmezsen. O bakteriler Instagram açmış galiba, <laughs> <oradan bakıyorsun>, <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Öldürmeden, e, şey yap, onu öldürmeyecek kadar e, bir dozda bir e, şey maruz bırakırsan, olumsuz bir e, şarta maruz bırakırsan, zamanla onun üstesinden gelmeyi öğreniyorlar. Ve o zaman da şunu bulmuşlardı, e, bu bakteriler. Şeye karşı direnç kazanıyorlar, radyoaktif ışımaya karşı. Ama nasıl kazanıyorlar? Hani kendi etrafına bir kabuk örüyor değil yani. Zaten öyle bir şey yok onun elinde. Ama e, bu radyoaktif ışımanın meydana getirdiği DNA'sında meydana getirdiği hasarları çok çabuk tamir edebilecek enzimler üretiyorlar. Yani o enzimlerin yapısını değiştirmişler. O enzimler daha hızlı hale gelmiş e, ve radyoaktif ışımadan kaynaklanan hasar daha çok tamir edebilir hale gelmiş. Mesela evet, Bir ekleme yapabilir miyim? Buraya? Ekle bakalım. NASA'nın bununla ilgili ilginç planları var biliyor musun? Ha, bilmiyorum hiç duymadım. İşte uzay mekiğinin önüne bu bakterilerden yoğun bir kalkan yapmak gibi. He. Ama şey onu geçirebilecek değil ki. Geçirmesini önleyebilecek Çok... gibi değil ki pardon. Şimdi o kadar fazla koyacaksın ki hani düşün yani onu bir kültür içerisinde geliştireceksin. hı. Hmm. İşte e, o rad gelen radyasyonun enerjisini tüketmiş oluyorlar yani şey, bir şekilde yani, yani hmm. bilemiyorum böyle bir plan var o yüzden söylüyorum yani ama bu plan derken bunlar henüz hayal Hı -hı. konsept yani anladım ben onu bilmiyorum böyle böyle bir proje var ve bu proje için hani bu kavramsal geliştirme için de bir şirkete para aktarıldı yani hadi ya çalışmalar için yani demek bazen. ki onlara mantıklı gelmiş bir mantıklı tarafı var ya tabii ben burada çok basit ifade ediyorum da muhakkak bir mantıklı tarafı olsa gerek bir de aklıma gelmişken bir de şey söyleyeyim 2017'de hem Çin'de hem Amerika'da ayrı ayrı e, kolistine bile dirençli eşariye koli türedi ne? kolistini sen tıp hekimi olduğun için daha iyi bilirsin bir dakika. La, last resort durak abi yani artık antibiyotikte son çare yani diğer bütün antibiyotikler çalışmamışsa ya onlar her yerde geçiliyor zaten onlar gelişiyor çünkü şey gibi antibiyotik kullanıyorlar. Yani, evet evet. Hap, yani ama işte çok tehlikeli iki şey olarak tıp tarihine geçti yani. E suşu olarak. Olabilir. Bir şekilde ee, hallettiler de. <laughs> bir şekilde. <hallettiler>. İcabına baktılar <laughs> onun. İcabına onu alet. Ya yani şöyle. Ummadıkları bir antibiyotik sayesinde tedavi edebilmişler benim okuduğum öyleydi. Ha ha ben de ee, şey eradik ettiler bakteriyi zannettim. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ha, yok onu bilmiyorum da yani hani normal tedavi süreçleri yani o kolistin meselesi işte. Yani normal Eşeriya koli ile denenen bütün antibiyotikler deneniyor abi. Yok onlarla Eşe, geçmiyor zaten. Eşeriş yani... ya Eşeriş ya adamın adı Eşeriş. Eşeriş ama. Hans Eşeriş peki. adamın adı. Peki Eşeriş'e koli yani önce o normal tedavi basamaktan hepsini deniyorlar abi. Hı hı. Hepsine dirençli. Sonra kolistin deniyorlar artık. Kolistin normalde 70'lerden beri reçete edilmeyen bir antibiyotikmiş. Ee, böbreğe hasar verdiği için. Ona da dirençli. Eyvah diyorlar. Bir dakika. <laughs> Galiba ayva yedik diyorlar. Ama neyse ki hiç ummadıkları başka bir antibiyotikle tedavi oluyor. Neyse geçmiş olsun. Ee... <laughs> ben Benim duymadığım haberler bunlar. Nedense dünyadan çok ayrı kalıyorum demek ki. Neyse. Yok, ondan değil muhtemelen. abi. Ben bir kitap tercüme ettim. Bunlar hep evet. o kitapta verilen referanslardı. <laughs> İyi çevirebilmek için de biraz daha okuyorum tabii. Öyle olunca akılda kalıyor. Evet, tabii. O zaman o zaman çok akılda kalıyor ya. Tabii tabii aynen. Yani bir kitap çevirirken kitabı abi en az dört kere okuyorsun, en az. Yani evet. Öyle doğru. Ee, neyse bugün bu araştırmaya gelelim mi? Şimdi bu ara araştırma... şimdi evet. o araştırmaya gelelim. Aynen. Bu araştırmada e, bakteriye Karbondioksit kullandırmışlar. Ama e, bu önceki araştırmalarda bahsettiğim gibi... ...yani sadece bakteriyi bir ortama koyup... ...onun e, bu, bu beceriyi kendi kendini geliş kendi kendini geliştirmesini beklememişler. E, kendileri birçok şeye vermişler baştan genetik transfer yoluyla. E, çünkü o bütün bu proteinleri falan geliştirmesini bekleyemiyorlar yani açıkçası. Çünkü çok karmaşık bir yapıya sahip olması lazım... Şimdi bu kolibasilinin kendiliğinden bu karbondioksiti havadan alıp onu kendi metabolizmasına entegre etme becerisi yok. Daha yani sadece onu havadan alıp şey metabolizmasına entegre etme becerisi olmadığı gibi sonra onu kullanacak enzimleri de yok. Yani bunların hepsini gelişmesini oturup beklemeleri yıllar yıllar alır yani bunu sabit diyorsunuz değil mi? Fiksasyon. Fiksasyon. Yani karbon sabitleyecek. Yani karbonu alıp bir molekül olarak depolayacak. Enzimleri yok. Enzimleri yok. Yani ondan sonra onu kullanacak enzim, onları metabolizmasına e, aktaracak enzimleri de yok. Hayvanın. Hayvan hayvan dedim. Kusura bakma. <gülüyor> yok <gülüyor> abi. <laughs> yani? Biz şey, tıp fakültesinde <laughs> e, tıp fakültesinde bazı hocalar e, dalga gitmek için bakterilere hayvan der. Öyle. var Bizde de ha. uçakçılar da herhalde. Hayvan. hayvan piste koşuyor falan mi? diye. Enteresandır ama aynı. <laughs> mesela şey e, hani enfeksiyon ihtimali oldu mu hayvanı aramak lazım falan derler mesela. Enteresanmış. <laughs> Neyse e, şimdi bu adam, tabii bir de bunu niye yapıyorlar onu sormak lazım durduk yerde niye bir, bir kolibasiline bu beceriyi kazandırmaya çalışıyorlar birincisi e, yine daha önce dediğim gibi kolibasili gerçekten bizim içini dışını iyi bildiğimiz bir bakteri yani dolayısıyla başlangıç bilgilerimiz çok fazla ve yine nesil, bir herhangi bir, bir nesli çok kısa. Dolayısıyla bunu evrimleştirmek kolay laboratuvarda bizim e, insani yani araştırma süreç sürelerimiz içerisinde yani bir bir yıl iki yıl asırlarca bekleme lüksümüz yok başka yani meyve sinekleriyle neden çalışıyorsa daha önce bize uzun evet. uzun anlattın. Yani meyvesi... Aslında E. coli bakterisiyle de o sebeple evet. çalışıyorsun. Evet. Yani. yani evrim zaten çok daha uzun yani bizim hastalık süreçlerimizden falan da. Dolayısıyla şey bu coli bakterileri iyi bildiğimiz ve çabuk çalışabildiğimiz bir model sistem öyle denir şey biyolojide model sistem. Yani model olduğu için model her tarafını sistem. biliyoruz. neyse şey yapıyorlar. Diyorlar ki biz buna Bunları bu beceriyi kazandırırsak şeylere, bu bütün bu karbondioksitle başlayan şey süreçlerini, işte yani işte enerji üretme süreçlerini daha iyi anlarız. Yani havadan gelen karbondioksiti kullanarak onu metabolizmasına entegre etmiş olan Bitkileri, böyle bakteriler de var. Anlamak istiyoruz. Ee, bu, bu böyle bir şey oluşturursak çok daha rahat anlamaya başlarız demişler. Neden anlamaya çalışıyorlar? Bun, e, bilmiyorum aklına geldi mi senin? İlk benim aklıma gelen şey atmosferden karbondioksit toplamak oldu. Yani, ben de ilk aklıma iklim değişikliğine karşı kullanmak. Evet. Bir de belki yarın bir gün başka gezegenleri ortamını değiştirmek istersek geldi aklıma evet. bir Birinci sebep o olabilir. İkinci sebep de şu. Biz bizim şu anda yeryüzünde <laughs> mesela fotosentez ile güneşin enerjisini toplayıp ve atmosferden karbondioksit alarak bunu bize yiyeceğe dönüştüren bitkilerin tarım olarak, tarımsal arazi olarak yetiştirebileceği bütün tarımsal araziler dolmuş durumda. Yani bundan sonra tarımsal arazi açmak istersek yapmamız gereken şey orman yakmak. O da hmm. çok faydalı bir etkinlik değil. Şimdi o zaman ne yapacaksın? O zaman bu aynı alanda daha çok gıda yetiştirmen lazım. Bitki yetiştirmen lazım. Tabii bir yandan mesela gıda israfını falan azaltmamız da lazım. Orası doğru. Yani bir yandan o yani ama tüketmeyi azaltacağız tabii ayrı mesele ama kaçınılmaz olarak üretimi de daha verimli hale getirmemiz olabilir. gerekiyor. Yani bir de öz, iklim değişikliği açısından da yani bu, bütün bunları e, sadece bir tanesini yapma lüksümüz de yok birçok açıdan. Yani bütün her şeyi deneyip e, elimizden geldiğince e, verim en verimli e, süreçleri bulmamız lazım. Yani gıdayı tabii israf ediyorsun. Onunla bir, o, o ana kadar yapmış olduğun sadece maliyet değil e, karbondioksit salınımlarını da heba etmiş oluyorsun. Düşünsene karbondioksit salınımı yapmak istemiyorsun ama e, süpermarkete kadar getirerek bir gıdayı mesela e, şey e, karbondioksit salınımı yapıyorsun sonra orada çürüyor, yiyemiyorsun. Düşünsene. Evet. Bir bitki, orada bitkinin de emeği var. Bitki. <laughs> yani öyle düşün. Orada bit, güneş emekçisi bitkiler yani, yani senin için da, çıkarmış güneşten enerjiyi sen o yani bütün bunları heba etmişsin. Karbon fix demiş orada evet. meyve yapmış sana sen de onu alıyorsun aç gözlülükten markete aç gidiyorsun <laughs> yanın neyi görse fazla fazla çekiyor alıyorsun eve getiriyorsun hop sonra çürümüş diye atıyorsun. atıyorsun. Bu arada esprisini yapıyoruz da gerçekten büyük bir emeğe atıyoruz yani. yani tabii büyük tabii. Bir, çok zahmete atıyoruz çöpe yani. Çok büyük bir israf yani. Hem hem şey israfı, hem emek israfı, hem para israfı, hem de bir yandan o e, e, ki, ya dünyaya sebep olduğunu karbondioksit salınıyor. O kirlenmeyi de boşa çıkarmış oluyorsun. Gerçekten çok kötü. E, neyse, diyorlar ki işte bu bu süreçleri bizim aslında e, şey yapabilmemiz için e, iyileştirebilmemiz için, geliştirebilmemiz için, daha verimlileştirebilmemiz için bunu anlamamız lazım önce. O yüzden böyle bir şey yapmaya çalışalım demişler. Bunu bildiğimiz, anladığımız bir organizmada tekrar meydana getirelim. Ne yaptığımızı bilelim. Ve ondan sonra bunu da araştırarak neleri daha verimli hale getirebiliriz bu reaksiyonlar içinde. Bunların hepsi biyokimyasal reaksiyon. Bunların içinde hangilerini daha verimli hale getirebileceğimizi araştırırız o zaman demişler. Hakikaten de bu makale öyle doğmuş. Ve bunun için öncelikle demişler ki bizim e, bu, mak bu kolibasiline, bu atmosferden karbondioksiti almak için ne gibi bir e, beceri kazandırmamız lazım. Bunun için demişler e, bir enzim eklemişler. Bunun adı da fo e, formik neydi? Bir dakika. Formik de hidrojenas yani Pseudomonas bakterisinden normal değil mi? Formik asit pardon. Format veya format der. Format atmak gibi oluyor ama format aslında formik asit. formik asit ne demek? Karınca asidi yani. Fo ha, fo Latince'de for form aman. karınca demek. <laughs> hani karıncayı ezdiğin zaman çıkan kokunun sebebi formik asit. O yüzden yani karınca ezmedim ama şeyi biliyorum. <laughs> i̇şte bizim gibi caniler ezdiği için dinliyor. <laughs> yani bu e, karınca. Hayatta bitti, kalma bitti. programları izliyorum da orada adam hani çok aç kalınca karınca yumurtaları nasıl yenir. <laughs> e, anlatmıştı böyle bir karınca yuvasını bozup karınca yumurtalarını toplamıştı da formikasi sebebiyle tatları ekşi falan demişti. Ha işte neyse yani o karınca tabii karıncalarla alakası yok araştırmanın da ben sadece kafa karıştırmak maksadıyla ya yani. yok yok aklımıza gelmişken güzel bilgi arada iyi bilgi verdik yani arada iyi bilgi verdim. Evet. neyse bu form formik asit de hidrojenaz diye bir enzim var. Bunu koymuşlar. Bu enzim içeriye giren form formik asiti ortamında bulunan formik asiti hücre içindeki mekanizmaları... aktarmasına yarıyor. buradan ne geliyor? E, elektron geliyor. Yani şimdi sadece karbondioksit almakla olmuyor çünkü karbondioksitle karbon alıyorsun. Fakat hücrenin içinde çok ciddi bir elektron döngüsü var. Evet. Neden? Çünkü hani pH diye bir şey var ya. ya e, Elektronların uzun 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 protonların uzun uzun da ha, yani elektronların protonların da yerli yerinde olması lazım. Mesela hidrojen molekülü diyoruz birçok zaman da hidrojen molekülü biyologlar düşündükleri zaman büyük oranda bir proton bir de elektron diye düşünüyorlar. Yani çünkü bizim için önemli olan şey oradaki onu hidrojen mol, pardon molekül molekül tabii molekül halinde iyon, da. İyonu kastediyorsun değil mi? Hidrojen iyonunu. İyonu zaten proton demek. Evet H+ artı yani. <laughs> Yani o H artı dersin. Mesela adam, biyologlar H artı diye yazar, proton diye okur. <laughs> Ciddi söylüyorum. Vay, H artı diye yazılır, proton diye okunur. Yani. E. <laughs> Ciddi söylüyorum. Bu böyledir yani. Tamam abi, Çünkü o, orada doğru. önemli... O, o bir proton kaynağıdır. Yani reaksiyonlar böyle gerçekleştiği için. Ee, şimdi oradan proton geliyor. işte başka yerden elektron geliyor. Ama burada form formik asitten elektron geliyor. Ve o elektron... Çünkü karbondioksiti sadece o, almakla bu reaksiyon tamamlanmış olmuyor. Oturmuş şey hesaplamışlar. Bize bir, bir de elektron kaynağı lazım demişler. Onda formik asit olarak tespit etmişler. Sonra bunları karbondioksiti ve e, formik asiti e, gelen elektronu e, hücre içindeki e, şeye me, metabolizmaya entegre edecek olan enzimleri de vermişler. Bunları genetik olarak hücreye kendileri veriyorlar dışarıdan. Nasıl veriyorlar? Virüsler yoluyla bu arada. Hani onu sorarsan öyle gen nasıl girer hücre içine? Çünkü virüsler virüsler kendilerini kendi genlerine hücrenin içine girip çekirdekteki DNA'ya entegre etmenin ustası oldukları için 30 belki 50 yıldır 60 yıldır biyolojide bunlar genlerin alışveriş için kullanılır. Yani biz bir hücrenin içine bir geni vermek istiyorsak virüsler yoluyla veririz. Anladım anladım. Dolayısıyla e, onu da vermişler ve hücrenin içinde artık şimdi bu genler var ve sonra bu hücreleri kendi e, içeriğini bildikleri bir ortamın içine koyuyorlar. Ve bu ortamın içinde e, yani biz artık e, bunu hücrenin ihtiyacı olan şeyleri verdik ama hücrenin bunları nasıl en iyi şekilde kullanacağını bulmaları için... E, Evrileceği bir ortam yaratıyorlar. Diyorlar ki, e, biz hücreye e, bir miktar işte şeker verelim, öldürmeyecek kadar ki hücre canlı kalabilsin. Ama evrilerken e, e, ola ki o hani mutasyonları falan geliştiriyor ya evet. bir yandan biriktiriyor. Bu mutasyonlardan bir tanesi veya birkaç tanesi hücreye etrafındaki karbondioksiti Kullanılmasını imkan verirse ek olarak artık şey kullanabilsin. Ona çok büyük bir avantaj sağlasın. Yani, yani bir yandan, aç bırakıyorlar bir anlamda evrimle. Aç bırakıyorlar yani. ama bir yandan aç bırakıyorlar ama hemen yanın tarafında hani Kemal Paşa tatlısı var. Anlatabiliyor muyum? <laughs> ama onu yiyemiyor. Yani çünkü yemenin yolu yok. Yanında tatlı var, onu alamıyor içeri. Veya alsa da kullanamıyor. Ne zaman ki o tatlıyı e, kullanacak veya et diyelim kebap tamam mı? E, çok besin açısından zengin bir şey var ama onu kullanamıyor. Ne zaman ki içinde şey, kendi içinden geçen o kendinden meydana gelen mutasyonlar onu kullanmasına müsaade edecek. O zaman bir anda tabii ki bu e, Voltran'a dönüşecek tamam mı? Bu virüslerle gene entegre ettikten sonra bunu bu bakterileri artık içinde Kullanabileceği bir takım mekanizmalar var. Öyle bir ortamın içine koyuyorlar ki içinde onu öldürmeyecek kadar e, şeker var. Kullanabileceği bir şeker var. Ama bir de kullanamadığı e, çok daha e, şey olan e, neydi o besleyici olan onun için karbondioksit var. Şimdi o karbondioksiti yukarıdan veriyorlar. Havanın içinde %10 karbondioksit var. O sıvının içine e, o şey e, sürekli olarak... E, karışıyor. ama e, onu kullanamıyor. Yani bunu biraz şuna benzetebiliriz. Hani bir yanda işte önünde e, şey kepekli ekmek var, onu yiyebiliyor. Hemen yanı başında diyelim ki baklava var, onu yiyemiyor. Yani onu kullanamıyor, ha. tamam mı? Ama o baklava onun için baklava değil normalde zaten. Bizim o genetik değişiklik yapmamız sayesinde ha artık o baklava yani. Artık o baklava olacak. Hani olsa öyle olacak da kullanamıyor onu, tamam mı? Hı -hı. E, o yüzden. Orada kullanılmadan duruyor. Eğer bunlardan biri tabi zamanla çoğalıyor şimdi bu ve mutasyon geçiriyorlar değil mi? O sırada bunlardan bir tanesi o baklavayı kullanabilirse çok daha fazla enerji kullanabileceği için, o elde edebileceği için artık daha çok üremeye başlayacak. Ve sen artık onu görebileceksin. Neden? Çünkü daha çok çoğalıyor top makroları yani yiyebilen avantajlı hale gelecek. Avantajlı giriyor. hale gelecek. Dolayısıyla Ve dedik, bir tanesi artık o yönde evrimleşirse artık benim onun sayısını daha fazla görmem gerekir. Görmen gerekir. Bu daha önce Richard Lenski'nin deneyinde de olmuştu. Mesela o, o o deneyde de önce glikoz glikoz vardı. Glikozun yanı sıra sitri, sitrik asit vardı. Mesela sitrik asit onlar için çok güzel bir enerji kaynağıydı. Sitrik asiti kullanmaya başlayan o da 10 sene falan beklediler yani onun için. Ee, kullanmaya başladığı zaman artık su bulanmaya başladı Çünkü artık o kadar çok üreyebiliyor ki e, bakterinin bulunduğu ortamın rengi değişmeye başladı hmm. başlamıştı Neyse bu durumda da e, artık bakterinin her kaç günde bir e, sürekli kontrol ediyorlar arada bir bakıyorlar yani bir değişim değişimi olmuş mu diye oraya bırakıyorlar kendi haline kendi haline derken sürekli standart koşulları sağlıyorlar yani içinde şu kadar her zaman şeker olacak her zaman şu kadar miktar karbondioksit olacak ortamda ve bunun evrimleşmesini bekliyorlar ve 200 gün sonra artık bunun buradaki bakterilerin o etraftaki karbondioksiti kullanmaya başladığını görüyorlar ha şimdi burada seni bir kesiyorum. Şimdi birincisi abi 200 gün her gün buna o ümitle bakıyorsun ya. Bu enteresan. 200 gün ya bir şey gerçek, değil ki. Diyorsun. Gerçi 30-40 senelik deneyler var diyorsun da. 30-40 yani senelik tamam, deneyler var. için bir var. şey. Tamam bir dakika ama şunu da söyleyeyim. Yani öyle öyle deneyler var ki. Mesela bizim burada bir hoca var. E, yaptığı deneylerde de mitokondri hastalığına bakıyor farelerde. Hı hı. Ama mitokondri hastalığı o farelerde aşağı yukarı 2 sene sonra çıkıyor. Düşünsene fareyi iki sene besliyorlar. Ondan sonra görebiliyorlar. Ama yani her Allah'ın günü bakmıyorsundur. Onu iki sene sonra çıkacağını yani Artık Artık öğrendiler. İlk başta bakmışlardı. Ha tabii ilk başta doğru. İlk başta bakmışlardı. Yani o 2 sene bilgisi zaten acı, ümitsiz, hayal kırıklıkları sonrasında öğreniyor. Acı tecrübenin öğreniyor. sonucu. Şimdi de iki sene ve ama bunun şöyle bir tarafı da var. Düşünsene şimdi bir deneye başlayacak olsan iki sene sonra yapabiliyorsun. Düşünsene aklına yeni bir şey geliyor. Hı hı. Ya, o yüzden Doğru, ne finansman diyor? tarafı var tabii yani. Onun laboratuvarında, bu hocanın laboratuvarında çok büyük bir laboratuvar. Yani milyon euro ile dönen bir laboratuvar orası. Çok iyi parasal kaynakları var. Bir yandan o fareleri yapıyorlar sürekli arka planda. Akıllarına gelen bir deney olduğu zaman sürekli artık iki yıl önce artık iki yaşına gelmiş fareler zaten var. Aha. Anlatabiliyor muyum? Yani bir kısım deneyler öyle yürütülüyor laboratuvarda. Bu da işin lojistiği. Yani Deneyleri, başka deneylere aktarabiliyorsun mi? yani. Başka, yani zaten kafanda yok ki şimdiki başlayacaksın ki iki sene sonra aklına gelen deneyi yapabilirsin. Evet ya, ya işte çok enteresan. Bir de yani kesmemin ikinci sebebi de şu, diyorsun ki 200 gün sonra bakıyorlar ve bunun böyle olduğunu görüyorlar diyorsun. Şimdi o görme meselesi böyle bir işte Petri kabının üstünden bakıp A olmuş diye değildir, değil mi? Yani orada da farklı bir prosedürle ölçme yöntemleri var mı Ya bir, bir, bazen e, sadece olabiliyor çünkü bakteri yani şey diyelim ki. Gerçi o, az önce suyunda bir şey, şey var almış, bakıyorsun içinde bir bakteri üremişse belli oluyor yani, değil mi? Bazen e, sadece. Ama şimdi burada bir sürü atıyor. ekoli bakterisi var da diğerinin popülasyonunun arttığını tespit etmek için yine buradan bir örnek alıp herhalde. Değil mi? Oraya yani... geleceğim ama önce aha, aha, senin dediğin şey aslında doğru. Yani nereden uyanıyorlar? Ha, yani Olur. evet oradaki ha. ölçme ya kriter ne yani tanı kriteri. Ya, ama ne? dedim Öyle ya yani onu, bu şimdi eğer bu e, şey kullanmayı geliştiremezse o sürekli orada hani küçük bir popülasyon olarak, nüfus olarak duracak orada. O. Yani hiçbir zaman belli bir çizgi aşamayacak. Ne zaman ki karbondioksit kullananlar Kendilerini öyle bir geliştirecek ki artık bir anda onun sayısı artmaya başlayacak. Düşünsene o zaman artık e, diyelim ki o ortamın bulanıklaştığını görebiliyorsun mesela. Ha, Şimdi işte o zaman burada aşırı kontrollü bir ortam da gerekiyor. Çünkü birisi yanlışlıkla çay şekerini içine attı diyelim. Sallıyorum. Güzel soru. Ve ee, bu sebeple çay... popülasyon arttı. Yani bu senin yanlış ölçümü yapmana sebep olur. O zaman burayı ben gözüm gibi bakmam lazım bu. Gözün gibi bakman olarak. lazım ve o tabii ki çay şekeri tabii sen bilmediğin için çay şekeri dedin ama bu ortamdan ama. yararlanabilen başka bakteriler var dünyada. Heh, ya kontamine diyorum. olduysa ona bakıyorlar. yer İkincisi sonra da şuna bakıyorlar. Bir o bakteriyi alıyorlar ortamdan. Diyorlar ki acaba bu gerçekten Bizim hedeflediğimiz gibi karbondioksiti kullanarak e, kendi metabolizmasına entegre eden bir bakteri mi? Bunu nasıl anlarsın? Ne tamam, yaparsın? Güzel soru. Heh. Ya bir zaten hani öncelikle bir e, genomunu dizilerim ve hani beklediğim mutasyonlar var, olmuş mu? Ya da hakikaten şu an bu ortamdaki çoğunlukla bulunan bakteri bu benim mutasyona uğrattığım bakteri mi diye bir bakarım. Güzel hangi gene bakacaksın? Bilmiyorsun. işte sorun orada. Evet. Doğru. Bütün genomuna bak doğru. bak o güzel onu yaptılar zaten de. Ama asıl e, burada tam o soruya yönelik e, bu sorduğum soruyu cevaplayacak olan sor, sorun e, şey yöntem şu. Karbondioksit verdiğin karbondioksitin karbonunu 12'lik karbon yerine radyoaktif 13'lük karbon verirsin. Ha tamam. Var ya bak ben bu haberi okumuştum da. Heh. Keşke aklıma gelseydi biliyor gibi gör. <laughs> <laughs> yani önce karbondioksite işaretlerim <laughs> ondan sonra da bunların ürettiği besinde ya da metabolizmalarına kattığı karbonda o işaretli karbon var mı ona bakarım. Ona bakarsın evet. ve o yüzden kritik olan baştan mesela formik asit veriyorlardı ya formik asit vermelerinin sebeplerinden biri şu daha önceki literatürden biri var ki formik asiti verdikleri zaman onun karbonu o reaksiyonlara girmeyecek. Çünkü neden nereden biliyor? Musun? Daha önce formik asitle de bu tür deneyleri yapmışlar. O kar, formik asitteki e, radyoaktif karbon daha sonra bakterinin içine girmemiş. Mesela evet. oluyor, evet. çıkıyor sonra. Yani girdiği gibi çıkıyor, reaksiyonlara giriyor ama sadece elektronunu veriyor. Ama sonra dışarı atılıyor mesela geri kalanı. Sadece elektronunu kullanıyor. Evet. Zaten küçük molekül. Ee, yani bu tür küçük moleküllerin e, hücreye girişi çıkışı kolaydır. Küçük olduğu için yani sadece ve sadece evet, yani hücre zarından geçebiliyorlar o geçebiliyorlar değil mi? Enerji harcamadan enerji harcamadan ee, neyse bir ona bakıyorlar ama ikinci sorduğun sorunun cevabı bu, bu, şu sordu veya senin söylediğin diğer yöntem olan hani genlere bakmak genoma bakmak e, o onu bunun için bir kriter olarak kullanamıyorlar çünkü ne olduğunu bilmiyorlar aslında o sordukları sorunun cevabı şimdi sorduğun sorunu Cevabını aynı zamanda kriter olarak kullanamazsın. Çünkü yani o bir o kısır sonuç değil. Neden aslında? Yani ha. ben evet. önce o işaretli Hayır, aradığın sorun, sorunun görüyorum. cevabı o. Yani e, ben ha. bu sorunun cevabını arıyorum. Dolayısıyla ona göre kriter belirleyeceğim diyemezsin. Çünkü aradığın sorunun cevabı o. Zaten bir değişken evet. o. Evet, aynen. O yüzden e, sonra diyorlar ki ya şöyle, biz... şöyle söylersek daha açıklayıcı olabilir belki. Yani o zaten benim o gördüğüm, yaptığım gözlemin sebebi. Evet, evet. Yani şimdi evet. ben orada işaretli karbonun e, ekolinin içine girdiğini artık tespit ediyorum. Peki bunu içeriye sokan e, mekanizmayı hangi genler kodluyor ya bakacağım artık. Evet. Şimdi burada meyda aslında meydana gelen şey aslında kar, karbondioksit de küçük bir molekül yani istese kendi girer ee, ve e, burada genlere baktıkları zaman hangi genler değişmiş diye özellikle metabolizma genlerinin değiştiklerini, değiştiğini görüyorlar. Ben bu de bu genlerin çoğunun adını doğru düz bilmiyorum, bir tek rubiskoyu biliyorum. Ee, o Yeryüzünde bulunan en en çok bulunan enzim sanırım rubisco öyle bir şey vardı bir ara. Hmm. Hat yani yeryüzünde en bulunan popular, en popüler enzim yani. En, en popüler hatta yeryüzünde en çok bulunan biyolojik molekül bile olabilir rubisco. Oo. öyle bir rubisco. şey. Rubisco. Çok güzel. Ya yani fotosentez. Yani buradan bize dinleyenleri duyulur. Rubisco diye Twitter açın ya süper. Rubi vardı kesin ya Birileri Var mıydı <laughs> bakayım. <Tabii, tabii. gülüyor> Rubis. Ama yani Joe diye yazılıyor değil mi? Rubis co. Rubis co diye yazılıyor. Rubisco'nun e, e, şey önemi fotosentezi sağlayan. Yani fotosentezde ışık geliyor ya. Aha. Daha sonra onun ileri safhalarındaki enerji metabolizmasını sağlayan gen. Bu çok önemli bir gen. E, o, o yüzden çok bulunuyor. E, ama çok büyük bir gen, karmaşık bir gen. Birçok alt birimleri var. Yani bir, bir, bu, bu genin mesela evrilmesi falan e, ciddi bir iş aslına bakarsan. Neyse, yani bu genlerde meydana gelen değişiklikleri buluyorlar ve bunları işte üçe ayırıyorlar falan. Ama bunların sadece o üçe ayırdıklarından sadece biri doğrudan doğruya e, bu metabolizma ile ilgili olarak görülüyor. Şimdi bu elde ettikleri sonuç sayesinde artık bu süreci biz nasıl geliştiririz sorusunu sormaya başlayabilirler. Yani bunların her biriyle biraz oynayarak demek ki sen e, bu tepkimeyi geliştirebilirsin. Daha verimli hale getirebilirsin. E, peki bunlar ne işe yarıyor? Yani bu mutasyonlar hani yoktan protein var eden şeyler değil. Şimdi e, senin sen bu mekanizmayı hücrenin içine koydun, hatta başka canlılardan alıp o genleri oraya aktardın ama bir kere hücrenin kendi içinde var olan yolaklar var. Onların bir kısmını bloke ediyorlar deney şeye gereği tasar tasarısı gereği. Ama enzimlerin mesela enzimler 3 boyutlu protein yapılar ve bu protein yapının mesela biraz daha aslında işte bir ...molekül, bir atomunun... E, ...biraz daha şöyle olması... ...biraz daha böyle olması... ...enzimin e, şeklinin... E, ...biraz daha değişik olması... ...onun verimliliğini çok artırıyor olabilir. Ve bütün bunların... E, ...en ideal bu iş için... ...en ideal şeklini bulmasını... ...evrimleştirme yoluyla... ...sağlıyorlar. Burası çok önemli. Hmm. Yani neden oturup kendileri bir kısmını dizayn edip bir kısmını evrime bıraktık, bırakıyorlar? Çünkü bütün bu e, mekanizmanın en iyi şekilde nasıl olacağını oturup kendilerinin bilgisayar başında e, bulmaları mümkün değil. değil tabii. Ya. Bu bir her şey yasası gibi. Yani burada ekoli hızla ürediği için büyük... sen aslında yüzlerce kombinasyonu denemiş oluyorsun. Tutanlar da üremiş oluyor gibi bir durum var değil mi? Doğru. Bir yandan öyle. Bir yandan da e, bu nere oturup e, bakteri e, yani kendi tabi aklına geldiği şekilde de dizayn etmiyor. Bunlar e, bir takım başka olasılıkların elenmesini de sağlıyor. Sen şimdi onları bilmiyorsun. Sen bunu oturup kendin bilgisayar başında 3 boyutlu bir... Model oluşturmak istesen o kadar büyük bir bilgisayar gücüne ihtiyacın var ki evet, şu andaki evet, teknolojimizde. Evet. Hatta öyle ki mesela şu SETI çalışması var ya, Hı -hı. E, SETI Atom. Uzaydan gelen sinyaller dağıtık olarak dünyada yüz binlerce bilgisayar tarafından evet. işleniyor. Onun aynısı Protein için de var. Hı -hı, evet. Yani... Ancak öyle bir şeyle yapabilirsin. Ama bir yandan da yani o kadar çok parametre var ki her birini değiştiremiyorsun. Çok çok zor bir şey. O yüzden ne yapıyorlar? Biz iyisi mi baştan ona ihtiyacı olan proteinleri verelim. Yani enzimler protein çünkü. Bütün bu enzimleri verelim. Sonra bunu nasıl az buçuk eğip büküyor o kısmını ona bırakalım diyorlar. Bunun için de diyorlar ki. Ee, sen alışmış olduğun şekilde yapma bunu. Çünkü bıraksan o kendi bildiği şekilde devam eder. Bir, beni de bıraksan ben yeni her şeye alışmam zaman alır. Hani bazı şeyleri ben böyle biliyorum kardeşim diye yok. hani değiştirmek istemiyorum ya. Evet evet. Ee, hayatında bazı şeyleri değiştirmek istemiyorsun. Benim hoca hala Windows 2003 kullanıyor. Hadi diyor. ya. Tabii. O da kötüymüş be abi. Ee, <gülüyor> <gülüyor> evet her şeyi biz Windows 2003 formatında çevirip öyle Hayda, işte. <laughs> <laughs> evet. Onun gibi onda da biraz direnç olacak çünkü onun var olan e, mekanizmaları halihazırda yaşamasını sağlıyor, değil mi? Onu diyorlar ki biz iyisi mi onları biraz bloke edelim. E, ve e, bir yandan da böyle bir şey sunalım ki onu kullanabildiği zaman çok daha fazla bir e, şeye e, neydi? Üreme gücüne sahip olsun. Bu ikisini birleştirdiğin zaman ortaya e, işte 200 günde evrimleşebilen bir canlı çıkıyor. Etrafındaki karbondioksiti kullanmaya ev, ev, evrimleşmiş bir canlı ortaya evet. çıkıyor. Tabii şunlardan da bahsetmekten fayda var. Çünkü sona geldik gibi hissediyorum. Yani normalde dünyada karbondioksit oranı çok düşük dünya atmosferinde. Bu deneyin yapıldığı ortamda %10. Normalde binde 4 yani. <laughs> 10 binde 4 hatta. Evet, çok daha az. 10 binde 4. Ee, yani şimdi bu Eşerişa kolileri atmosfere salsak bunlar o işi yapamıyorlar. Birincisi zaten şu andaki haliyle bunu yapması mümkün değil çünkü kullandığı karbondioksitten fazlasını ha, salıyor. Ha evet bir de doğru. Şimdi haberin o detayları yine. Şu atalım. anda yani bu e, bu bu yani bunu yapmasıyla çok önemli bir aşama kaydetmiş durumda ama bu daha işin başlangıcı. Onu da söylemek evet. lazım. Yani bundan sonra mesela şu an hani o formikasi... pahalıya geliyor aslında. Yani Yüzünden daha, bu süreç için harcadığından bunu, daha fazla karbonu Peki o fazla karbon nereden geliyor? Formik asitten. Ee, bu bir e, o bildiğin şey. O, onu çok iyi bilmiyorum. Çünkü fotosentez. Foto ben bugüne kadar hep insanlarla ve sineklerle çalıştığım Aha. için <laughs> bu ee, şeyi bir, çok iyi bilmiyorum. Ya ee, şimdi karbon yoksa fixlerken formik asiti parçaladığına göre formik asitten çıkıyor o karbon. Hayır. Formik asitten çıkmıyor bir kısmı formik asitten çıkıyor ama kendi mekanizmasından o karbondioksitten sonra e, bir kısmından e, yine karbondioksit üretiyor. Ha, oradan ha, çıkıyor. Ha, anladım, anladım. Doğru. Ha, pardon pardon. Formik asitten de çıkıyor karbondioksit. Doğru. Yani Beraber çıkıyorlar. Ama falan. yani. girdiğin yani girdiğinden çok burada önemli olan. Yapıyor, unutmamak lazım. Yani sadece burada mesele kemosentez değil yani. Hı -hı. Evet. E, karbon evet bir de ona onu şey yapıyorsun yani e, kendi solunumunu hesaba katmıyorsun genel olarak sadece bu reaksiyon içerisinde ama dediğin gibi bir de solunumundan kaynaklanan karbondioksit var e, ama e, yani bu değiştirilemeyecek bir şey değil ama şu ana e, şu, şu yaptıkları henüz hiç yapılmamış bir şey olduğu için bir aşama olarak çok büyük bir aşama olarak çok önemli bir gelişme evet. bu evet şimdi bundan sonra artık bunun üzerine çok sadece bu grup değil, bu gruptan baş, başka gruplarda çok sayıda deneler yaparak bunu geliştirebilirler. Mesela o çıkacak karbondioksiti başka bir enzim ekleyerek başka bir maddeye dönüştürebilirler. Böylelikle karbondioksit girer ama çıkmaz. Evet, besin üretilebilir. veya besin üretilebilir başka. bir şekilde. Yani yem üretilebilir. Evet. Sallıyorum. İşte gelecekte bu kimyasal enerji enerjilerini bu sana gönderdiğim haberin sayfasındaki resim var. Onu açık bilim sayfamıza da koyarız. Orada hani gelecekteki amacın bunu yenilenebilir enerji kaynağı hani kimyasal enerjilerini formik asit yerine yenilenebilir enerji kaynağıyla bu süreci çalıştırıp böylece dışarıdan bir karbon kaynağı parçalamadan <laughs> evet buradan bir şekilde yiyecek ya da işte e, temiz yakıt elde etme amacı da olduğu yazıyor. Temiz akıtı olabilir veya bunu e, nihayetinde karbondioksiti hep yani bir yer o, atmosferden alalım da katı hale dönüştürüp gömelim diye düşünüyorlar ya işte yani gömebileceğin bir şeye dönüştürsen bile kâr. Tabii tabii yani atmosferik serbest karbondioksiti alıp onu bir yere bağlayacaksın mesele burada çünkü o sera etkisi yaratan serbest karbondioksit. Evet. Ya işte bu dediğim gibi onu, daha çok aslında, aslında yani şöyle uzayın keşfinde de kullanılabilecek bir şey belki çok ileride düşünsene. Yani karbondioksit yoğun bir gezegen olduğunu varsayalım. İşte orada da atmosferdeki karbondioksiti sabitleyip oksijen derişimini arttırmaya çalıştığımızı varsayalım. Şu an çok uzak, uzun vadeli bilim kurgu projelerinden bahsediyorum ama böyle bir şeyle sentetik teknolojiden yüzden Belki biyolojiden o, orada başka bir şey yoktuysa olabilir. <laughs> Çünkü eğer orada başka canlılar varsa onları kendi haline bırakılması tabii. kadar ayrı yani şimdi onlar gezegenin asıl sahipleri Allah'ın gariban bakterisini gidip <laughs> ama bizimkiler kesin şey yaparlar ya 100-200 sene sonra tanımazlar yani orayı gördüler mi? Bence. Yani çok güzel bir belgesel var bu yeri gelmişken tavsiye edeyim Netflix'te Mars diye bir belgesel var belgesel dizi yani belgesel dizilerken ciddi ciddi içinde kurgu oyuncuların oynadığı kısımlar da var. Yani hani tarih belgesellerinde geçmişi anlatır, bugünkü uzmanlara sorar ya. Burada geleceği anlatıyor ve yine bugünkü uzmanlara soruyor. Ee, çok güzel. Yani iki sezon bitti. Şiddetle tavsiye ederim. Yani orada da şeyi gösteriyordu. Sen burada Birleşmiş Milletler alt çatısı altında bilim insanlarını oraya gönderiyorsun. Tamam her şey çok güzeldi. İşte 30, 30 sene sonra bir tane Rus şirket gidiyor abi orada. Madenciliğe başlıyor. Sen diyorsun bak bu bölgeye girme. Burada ben Canlılık araştırması yapıyorum diyorsun. Adam sallamıyor. Ne yapacaksın? Asker mi göndereceksin? Sallamıyor adam. Maalesef. Yani o yüzden evet senin dediğin gibi, benim yani şey insanları olacak. dikkat etse de işe ticari kaygılar bindiği zaman o iş öyle olmaz gibi geliyor bana da. Gerçi şu ana kadar büyük oranda Antarktikayı mesela kurtarmayı başardılar. Çünkü Antarktikada yani, yani petrol evet, yok, kaynak yok, kaynak olan yerleri de kurtaramadılar zaten. Ha. Bizim hoca gitti ya. Şeyde petrol kuyusu var. Hatta sizin oralarda, sizin memlekete yakın. Norveç'in mi? Evet Arktika diyorsun. Evet, Norveç'in baya kutba yakın bir noktada şeyi var. Helikopterle taşıyor sürekli personelini. Gemiyle taşıyor. Hatta Greenpeace'çiler gidip orada eylem yapmak istemişti. Orası değil miydi orası? Ben Antarktika'yı demiştim ya. Antarktika'yı koruma şeyi var ya, anlaşması var. Ya var da ben şey genel olarak işte şu an kutuplar tehlike altında olduğu için komple ele alıyorum. anladım. Yani coğrafya olarak bakmıyorum mesela ya. İnsan iş çıkarabildiği zaman her yeri dağıtır <laughs> abi maalesef. Böylelikle umutsuz bir şekilde evet, kapatıyoruz. Yani ne bunu. kadar güzel bir şey <laughs> e, iç, iç, iç acı. Hep umut mi? verdik. Bunlar yapılabilir şunlar yapılabilir diye sonra e, bununla dünyayı da İyi ile kötünü savaşıyor bir olarak. anlamda ama işte bu hiçbir tarafın kazancıyla sonuçlanmayacak diyemiyorum ya. Kötü hep kazanıyor gibi geliyor bana ama neyse. Evet. Neyse. Biz öyle bir şey Aynı, Aynen Yani o kısmı da biz düşünmeyelim. Biz şimdi kendi dertlerimizle uğraşalım. <laughs> Evet abi var mı başka söyleyeceğim bir şey? Yok. Tamamdır. Bence her şeyi bu konuyu gayet iyi konuştuk gibi geliyor evet, bana. Evet konuyu gayet iyi. Ee, sorusu olanlar yazsın bize Twitter'dan falan bir dahaki sefere bu cevap arada, Bu arada bu e, arada neydi senin az önce söylediğin en popüler enzim? Rubisco. Rubisco. E, şöyle Rubisco sence Rubisco diye bir marka varsa bu marka nasıl bir markadır? Yani ne hangi sektörde faaliyet gösteriyordur? ...hiçbir fikrim yani yok. Bir şirket kendine... ...Rubisco Kim? demiş. Şirketin adı Rubisco. Sence... ...bu neci? Ee, yok. Online Design and Branding Agency. Genelde bu tür... <laughs> e, ...bu tür bilgiler biliyorsun. Yaratıcı sektörlerde kullanılıyor. <laughs> Hemen böyle onlar kendi isim olarak... ...seçiyor falan. Onu kuran kesin biyolog yani falan Ya da falan. öyle bir, bir eşi biyologtur abi. Eşi konuşurken... <gülüyor> <gülüyor> Daha güzelmiş. Ben ben bizim hanım Rubisco diyordu falan demiştir abi. <laughs> evet abi. O zaman veda ediyoruz. Peki yani görüşmek görüşürüz. üzere. Herkese iyi haftalar. Güzel günler. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler Tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler